Buyur Kanat abi. Ben NİDE TEDAŞ'tan emekliyim. Kamu Evet. görevlisiyim. Evet. Türk Ceza Kanunu 235'e bir madde hükmü uyarınca öğrendiğim suçu adli meclise bildirme zorunluluğu vardır. TEDAŞ Disiplin Yönetmenin 10. maddesinin G fıkrasına göre de kaçak elektriğe göz yummak, kullanımına müsaade etmek TEDAŞ'tan tazminat ateşi hakkının feshi demektir. 1998'den 2003 yılında NİDE'ye TEDAŞ baş müfettişleri gelmiştir. İşkili alevler neticesinde bütün yolsuzları bu hükümet düşmanı, devlet düşmanı savcılarla işbirliği yaparak örtbas etmişlerdir. Örneğin Bor savcısı Aziz Takçı şu anda Suriye'ye hükümetimiz tarafından gönderilen yardım tırlarını durdurarak kanunsuz emir vererek hükümeti engellemek için yandaşlarına iyi görünmek için kalkıp bu işlere tevessül etmiştir. NİDE'de örtbas ettiği NİDE Bor'da 1000'e yakın ünlü zenginlerin kaçak elektrik hırsızlık tespit günahlarında ben Türk Ceza Kanunu 235'e bir madde hükmünü bildirmeme rağmen bu savcımız bu yandaşlarıyla işbirliği yaparak bana TCK 46 delil raporu aldırarak hayatımı bitirmişlerdir. Bu savcımız tamamen siyasi görüşüne göre hareket etmekte. Onunla ilgili tüm belgeler, bütün Anasol'un hırsızlık yapan parti başkanlarının TEDAŞ müdürünün, müdür yardımcısının, şeflerin personel elektrik hırsızlarında bildirmeme rağmen bunlarla işbirliği içerisine girerek müşteki olduğum halde beni sanık yapıp adli tıpa gönderip hiçbir ifademe başvurmadan beni sanık yaparak TCK 46 delil rapor aldırmışlardır. Delil rapor aldırmanın nedeni de işte bu önemli olan hırsızları örtbas etmektir. Örneğin Aziz Takçı şu anda Bor Asliza Mahkemesi'ndeki müfettiş Tanay Onursal'ın örtbas etmiş olduğu olaylardan bir tanesi olan DSP delegesi Hasan Kelekçi ile ilgili dosyayı da gizlemiş. İşte kendisi iddia makamında Hakim İsa Karakoç'ta Asliza Mahkeme hakim olmasına rağmen bütün siyasi partilerin hırsızlık belgelerini vermeme rağmen içinde DSP delegesi Hasan Kelekçi'nin 11 adet dilekleri bedelsiz verilip ondan sonra devleti zarar uğratmanın belgelerini de vermeme rağmen bunu bildiği halde bunu örtbas eden müfettişi müşteki yaparak Yargıtay 4 Ceza Dairesi'nden işbirliği içerisine girerek ölüye delil raporu veren adli tıbbın raporuyla bana delil raporu alarak beni mağdur etmiştir. İşte kendi imzası ile adına hastanesine gönderdiği yazı, işte müfettişin ihbar etmediği, benim ihbar ettiğim olayı bildiği halde beni neden adli tıpa gönderip delil raporu aldırmıştır? Delil raporu aldırmasının nedeni de bu NİDE'deki ve Bor'daki 3500 kaçak hırsızlık elektrik tutanaklarını işleme koymayıp suçları zaman aşımı bırakmışlardır. Ben bunu jandarmamızı götürdüm. 2 Kılıçdaroğlu 16 dosya fezleke hazırlattım. Başsavcı Bilal Gündüz'e teslim edildi. Teslim edilmesine rağmen 12 Haziran 2001 tarihinde alınan 2 Kılıçdaroğlu 16 dosya ve jandarma CD'li belgeler verilmesine rağmen 13-3-2003 yılına kadar bekleterek 12 tane TEDAŞ'tan disiplin yoluyla ihraç olacak kişileri disiplin suçundan kurtararak çetelere açıkça sahip çıkmışlardır. Bu savcımızın bir dakika görevde kalması sakıncalıdır. Aynen vatan hainliği devam edecektir. Başbakanımızı burada tebrik ediyorum, kutluyorum. Dürüst görev yapıyor. Bu görevini engelleyen savcılar vardır. Ayrıca öteki savcılar da eğer beni ATV'ye çıkarır şey yaparlarsa Yüksek Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek'in Sivaslı hemşerisi olan bu Aziz Takçı'yı nasıl koruduğunu, Mahmut Acar Yüksek Hakimler Savcılığı'nın nasıl bunları koruduğunu 2003 yılından bu tarafa devletimizi trilyonlar zarara uğrattıklarının belgelerini sunmaya hazırım.